Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etkinlik kısmındaki bildirim ve mesaj kutusundaki telafi ödüllerinden bahsetmek istiyorum. Etkinlik kısmına geliyoruz. Burada bildirim mevcut. PUBG Mobile 1.5 sürümü hata düzeltmeleri ve telafiler hakkında bir duyuru yayınladı. Sevgili oyuncular, 1.5 güncellemesinden sonra oyuncularımızdan birçok geri bildirim aldık. Oyun deneyimini etkileyen sorunları en kısa sürede incelemeyi ve düzeltmeyi amaçlıyoruz. Aşağıda belirtilen birçok hata düzeltildi. 22 Temmuz hata düzeltmeleri. 1. düzenleme. Ateşleme görevinde özel koşullar altında arabayı çalıştıran kişi herhangi bir hasar almamasına neden olacak şekilde yer değiştirebilir. Ve bu da birçok sahte hile raporuna neden oluyor. Kısaca bug. 2. Testi araçlarının ses seviyesi çok düşüktü. Ve bu da yaklaşan düşmanları tespit etmeyi çok zorlaştırıyordu. Evet. Tesla'nın sesi arttırılmış. Bunu son güncellemede fark etmiştim, yani son düzenlemede. 3. Tesla Giga fabrikasında oyuncular ikinci kattan montaj hattına atladığında mahsur kalabiliyordu. 14 Temmuz hata düzeltmeleri. 1. Hızlı koşma ve ateş etme butonları kişiselleştirme ayarlarında düzenlenemiyordu. 2. Eğlence parkında MP5 kullanıldığında oyuncu modelleri rastgele olarak büyütülebiliyordu. 10 Temmuz hata düzeltmeleri. 1. Bir maç sırasında bazen oyuncular maçtan atılmasına neden olan anormal sunucu bağlantı sorunları olabiliyordu ve ardından yeni bir maça katılamayabiliyorlardı. Hataların tam listesi burada yayınlanmamıştır. Eğer başka bir sorunla karşılaşırsanız geri bildirimimizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm geri bildirimleri hızlı bir şekilde inceleyerek tüm hatalarla ilgili düzeltme yapacağız. Çok teşekkürler. Aynı zamanda çeşitli oyun modları hakkında oyuncuların tartışmalarını dikkate alıyoruz. Üzerinde çok çalışarak tasarladığımız oyun modları herkesin dikkatini çekmesinden gurur duyuyoruz. Yakın gelecekte Ağır Silah 2.0, Weekend, Metro Royale ve daha fazla oyun modu da dahil olmak üzere oyuncuların hangi oyun modlarını yeniden görmek istediklerini görmek için resmi gruplarımıza bir oylama yapacağız. Bak, bu güzel bir sunum, bir güncelleme. Şahsen ben Weekend ile Metro Royale'i görmek istiyorum. Ağır Silah modunu pek oynamıyorum, ancak seven vardır. Saygı duyuyorum. Son olarak güncellemeden sonra oyuncuların bize verdiği tüm geri bildirimler ve destek için minnettarız. Sunucu çapında verilecek bir telafi hediyesi hazırladık. Paket içeriği: premium sandık kuponu 1 adet, klasik sandık kuponu 2 adet, malzeme sandık kuponu 2 adet, 100 AG, 800 BP. Lütfen paket almak için 31 Ağustos gece 12 saatine kadar oyuna gir ve oyun içi posta kutusundan paketini al. Oyuncu geri bildirimlerini dikkate alarak ve oyun kalitesini mümkün olduğunca geliştirerek gelecekte oyun deneyimini iyileştirmeye devam edeceğiz. PUBG Mobile'a gösterdiğin sonsuz destek için teşekkürler. PUBG Mobile yetkili ekibi. Bu arada Poseidon Domain etkinliği de 17 Ağustos'ta kaldırılmıştı. 17 Ağustos gece 3'te gelmedi etkinlik. Sabah 8'de geldi. Sabah 10'da geri kaldırılmıştı etkinlik. Sonrasında 18 Ağustos gece 3'te değil, sabah 8'de tekrardan geldi etkinlik. Şimdi sorunsuz bir şekilde ayrı bir sayfa açmışlar. İşte Okyanus Hükümdarı zırh kısmından geçiliyordu etkinliğe. Ya da şu etkinlik kısmından buluyordunuz, giriyordunuz. Bak, önerilenler kısmına da ayrı bir sayfa açmışlar. Şimdi mesaj kısmına geliyoruz. Güncel hata düzeltmeleri ve telafiler. 800 BP, 2 adet klasik sandık kuponu, 1 adet premium sandık kuponu, 2 adet malzeme sandık kuponu ve 100 AG'yi alıyoruz. İlk defa oyuncu Ömert davranmış. Şimdi bunları birazdan bir açalım. Neler çıkacak? 150 sürümü güncellemesinden itibaren, yani 1.5 diyecekti herhalde, oyun deneyimini etkileyen birçok hata ortaya çıktı. Bu sorunlar giderildi ve aşağıda öğeler telafi olarak verildi. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Anlayışınız ve PUBG Mobile'a gösterdiğiniz destek için teşekkürler. Duyuruları takip etmeyi ve en son gelişimler için resmi hesabımızı takip etmeyi unutma. Şu modları cidden oylamaya sunarlarsa çok güzel olur. Kafalarına göre mod getirmesinler yani. Tekrardan da o kısma göz atmak istiyorum. Yakın gelecekte Ağır Silah 2.0, Weekend, Metro Royale ve daha fazla oyun modu dahil olmak üzere oyuncuların hangi modları yeniden görmesini görmek için resmi gruplarda bir oylama yapacağız. Mesela Runik Güç ve Firavun modu çok güzeldi. Tabii ki Metro Royale çok güzel ama bugü çoktu onun da. Şimdi şu sandıkları bir açalım. Dur, şunları da birleştireyim. Başka neler var? Bir tane de şuradan. Ya dur, almayayım. Sandık açtığında belki harcan. Eskiden çatı geçiyorum. 5 saniye.
saniye beklemek zorundasın. Onu da hiç sevmiyorum. Bak ya. Tamam, geçtim. Şuradan hemen iki tane askeri sandık açacağım. Şimdi malzeme sandığına geçiş yapıyoruz. Şu alttaki %100 doldurursanız buradan bir garanti kalıcı ödül alma ihtimaliniz yüksek. %100 doldurmaya özen gösterin. 36 gün sonra bu sandık sıfırlanacak. Alttakini %100 doldurursanız çok iyi olur. Bir de AG tuzağına düşmeyin. Buradan alttan sandığı işaretleyin. Kalıcı bir şey çıkmaz da. Anam çıktı. Kalıcı mıydı o? Aa bak sandık şey çıktı parçacı. Hadi lan bir daha G ile bastım. Anasını satayım içimden geldi. Kalıcı mıydı o tava? Lan dur tava. Aa kalıcı çıkartmışım. Aa. Şu an aşırı şaşkınım. Şunlar süreli ya. Süreleri direkt parçalayalım. Ay. Şu an çok şaşırdım. Beklediğim bir şey değildi. Gördüğünüz üzere süreli eşyalar çıktı. Onlar da direkt parçalıyor. Şimdi şuradan klasiği de hemen birleştirelim. Tamamdır. Başka var mı birleştireceğimiz? Yok. Hemen geçelim klasiğe de. Malzeme sandığında yüzde kaç olduk bir ona bakalım. %50 olmuşuz. Dur ya bir AG'ye daha basayım. Nasıl param yetmiyor zaten diğerine. İlk defa malzeme sandığında kalıcı bir ödül çıkarttım. Kalıcı ödül çıkartanlar yorumlar kısmına ne çıkarttığını belirtirse sevinirim. Ya da siz önceden çıkarttınız mı? Yorumlar kısmına bekliyorum. Çok merak ettim. Ben ilk defa çıkarttım ve şu an çok şaşkınım. Yani tava desenim çok da aslında. Şöyle bir kılıç levye falan ya da hani levye değil palaymış. Böyle bir şey çıksaydı daha çok sevinirdim. Şimdi klasik sandığa geçelim. Bütün şansımı da kullandım zaten. Aynı tabanca çıktı. Buraya kız rütbemiz de yükseldi. Şimdi niye düşük demeyin seviyeyi. Çünkü kasmıyorum. Rip'i görebiliyorum. Bir adet de premium sandığımız var. Hemen açalım. Buradan garanti ödülü almak en mantıklısı. 10 gün sonra bu sandık yenilenecek. 10 tane sandık açtığınızda, şimdi ben bir tane açtım. 9 tane daha açarsam garanti ödül geliyor. Garanti ödül de gayet güzel bir ödül denk geliyor. Buradan işte paraşüttür, bombadır, tavadır, kasktır yani çok güzel şeyler çıkıyor. Onun için garanti ödülünüzü almaya özen gösterin. Yok işte 2-3 tane açtım, boş ver demeyin. Şöyle 10'unu falan biriktirin de açın daha iyi oluyor. Bakalım başka neler var. Şu süreli olanları parçalayalım. Keşke şu kalıcı eşyaları hediye etme olsa da izleyicilerime hediye edebilsem. Öyle kaçıncı silah parçası. Pardon silah parçalayışım. Geçen de hangi şeydendi dur. Şu muydu? Şunun eşi çıkmıştı geçmiş zaman. Parçalamıştım. Keşke dedim hediye etme olsa da izleyeceğimden birine hediye etseydim dedim. Bunu parçalayınca gümüş parçacık veriyor. Gümüş parçacık zaten her yerden fırlıyor. Hiç gerek yok. Gerçi dur Firavun setini de lazım olacak. Gümüş parçacığı biriktirin. Dur iki tane de şuradan kahraman sandığı açalım. Hep aynalar çıkıyor zaten. Başka hiçbir şey yok. Buradan sadece bir kalıcı tava çıkarttık. Bu şekilde. Dur tavam nerede? Buradan 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tava desenim varmış. Şunu başarım görevinden tamamladım ya. Yakın dövüş silahlarıyla düşman öldürünce sana bu tavayı veriyordu. Başarım görevinin ismini unuttum da oradan bakarsınız siz başarımlar kısmından. Buradan tavayı kazanabilirsiniz yani başarım görevlerinden. Yeni tavamı elime alayım. Gayet güzel gözüküyor. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.
seviliyorsunuz. Lütfen yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Saygısızlık yaparsanız siz de benden aynı şekilde saygısızlık görürsünüz.